Merhabalar tekrardan. İzninizle Amerika ile webinarımıza başlıyoruz. Çok fazla konuşacak şey var. O yüzden belki birazcık hızlı geçebilirim ama sizin sorularınız da tabii şekillenebilir. Şimdi Amerika baktığımızda rakamlara dünyada en fazla yabancı öğrenci alan ülke kesinlikle. Ama bizi açıkçası yüksek öğrenim yani üniversite ve master eğitimi ilgilendiriyor. Bunun içinde tabii bazı öğrencilerin, bazı ailelerin hayalinin Amerika olmasını ben çok iyi anlayabiliyorum. Gerçekten orada eğitim almak olsun, köklü kurumlar, kampüs üniversiteleri, sonrasındaki kariyer imkanları bunlar çok çok çekici şeyler. Her ülke olduğu gibi avantajları ve dezavantajları var. Amerika'nın neden en popüler eğitim destinasyonlarından biri olduğunu bu slaytta anlattık. Belki en şeyi avantajlısı hani Türk lise diplomasının direkt olarak tanınması diyebiliriz. Ve eğer doğru seçimler yapılırsa mesela ben 10 gün sonra 15 gün sonra Amerika'ya gidiyorum yine. Bu sefer daha bizim biraz ekonomik seviyemiz şey olduğu için zayıfladığı için satın alım gücümüz düştüğü için daha regional dediğimiz biraz daha iç bölgelerde ama Türk öğrencilere çok iyi burslar sunan üniversitelerle özellikle buluşmaya gidiyorum. Idaho, Alabama, Connecticut falan gibi böyle normalde belki düşünmeyeceğimiz ama çok kaliteli eğitim veren ve aynı zamanda burs alternatifleri de olabilecek üniversitelere özellikle bu sefer gezeceğim. Çünkü biraz artık burs imkanları çok çok nadir olarak görülmeye başladı. Çok bilinen, çok popüler üniversitelerde. Bunun da sebeplerini birazdan anlatacağım. Eğitim sistemi biraz karışık gözüküyor ama aslında o kadar karışık değil. Bir lise eğitimi var 12 senelik. Sonrasında isterseniz community college veya direkt olarak üniversiteye başlayabiliyorsunuz. Ve bazı meslekler diyeyim, bazı professionlar Amerika'da tıp ve hukuk gibi lisans üstü seviyede ancak öğrenilebiliyor. O yüzden eğer tıp okumayı düşünüyorsanız veya hukuk okumayı düşünüyorsanız Amerika'da muhakkak onunla ilintili bir undergraduate yani lisans derecesi seçmeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Amerika'nın yine master'la doktorayı birleştiren 5 senelik böyle pratik programları da var. Akademik kariyere devam etmek isteyen veya çok emin olmayan kişiler için. Sonrasında da post doktora ve profesör olarak associate professor falan olarak gidiyor akademik kariyer. Amerika Birleşik Devletleri tabii adı üstünde bir eyaletler şey olduğu için birbirine çok yakın olsa da her eyalette farklı biraz daha farklı bir eğitim sistemi olabiliyor ama klasik olarak 12 yıl süren bir eğitim sistemi. Burada ben özellikle bu slide'da associate degree'ye biraz ilginizi çekmek istiyorum. Çünkü bunu özellikle Kanada'da daha da irdeleyeceğim. Associate degree community college'larda verilen bir derece. Bu 2 sene olabilir, 3 sene olabilir. Ve bundan sonra da üniversiteye yatay geçiş imkanına sahip oluyor öğrenci. Yani öğrenci ilk hedefinde çok rankingi yüksek veya çok popüler bir üniversiteyi tutturamasa bile, örneğin işte UCLA olabilir, University of Washington olabilir, onlarla ilintili community college'lara giderek bu şansını arttırmış oluyor. Bunun avantajı ne? Daha düşük bir fee veriyor öğrenci. Çok daha kolay koşullarda giriyor. SAT falan bile istemeden girebiliyor veya AP'siz. Ama o 2 sene boyunca, associate degree boyunca kendisine eğer ispatlarsa yeniden sıfırdan bir başvuru yaparak daha iyi üniversitelerde bu degree'sini tamamlama şansına sahip oluyor. Fakat burada çok dikkatli olmak lazım çünkü Amerika sosyal bir devlet değil. Üniter bir eğitim sistemi yok. Bunların hepsi Kanada'da tam tersi. O yüzden community college'lar arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Çok 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 kötü hatta çok tehlikeli olanlar var bıraktım eğitimi. Çok iyi ve gerçekten iyi üniversitelere de yatay geçiş hakkı sağlayanlar da var. Bu eyaletten eyalete değişiyor. Bir eyalet eğitime ne kadar
fazla fon ayırırsa orada tabii ki de community college'lar, yani devlet yüksek okulları diyeyim, meslek okullarının kalitesi de daha iyi oluyor. Sonrasında professional degree dediğimiz hukuk veya özellikle tıp konusundaki iki veya daha uzun süreli programlar, master ve aynı zamanda hem research master veya coursework yapılabilir akademik kariyere devam edip etmeyeceğine göre. Ivy League bizim herkesin çok diline dolanan bir terim ama belki de hani çok iyi bildiğiniz okulların bu listede olmadığını da göreceksiniz veya hiç düşünmediğiniz, belki Dartmouth hiç duymadınız ama Ivy League üniversitesi. Yani tabii ki de Ivy League üniversiteleri çok çok iyi üniversiteler. Biz de her sene en az bir öğrenci yerleştiriyoruz ama Amerika Ivy League'den ibaret değil. Bunu da belirtmek lazım. Bunlar tabii en köklü, işte en eski ve ama bir de New England, yani kuzey doğudaki üniversiteler bunlar hepsine baktığınızda. Yani batı veya orta Amerika'daki üniversitenin hiçbiri burada yok. Oralarda da işte mesela Stanford, hepiniz duymuşsunuzdur ama Stanford Ivy League içerisinde değil çünkü o coğrafyada değil. O yüzden hani biz çok belki şey olacak ama açık sözlük olacak. Bir öğrenci, bir veli ben Ivy League'e gitmek istiyorum, sadece oraya başvuru yapmak istiyorum dediğinde biz o öğrenciyle veya veliyle çalışmamayı tercih ediyoruz. Veya ona hani başka alternatifler olduğunu açıklayacağımızı, o alternatiflere de açık düşünüp değerlendireceğini söylerse çalışmayı tercih ediyoruz. Çünkü dünya veya Amerika sadece bu 8 üniversiteden şey değil. Tabii ki de bunlar çok iyi üniversiteler. Bunların en büyük avantajını ben size söyleyeyim. Bunların çoğu need blind. Yani biz başvuru, tabii ki de bu bir avantaj ama herkes, başvuran herkes de alıyorlar değil. Need blind ne demek? Siz başvururken herhangi bir bursa ihtiyacınız olup olmayacağını veya bursa başvurup başvurmayacağınızı söylemiyorsunuz. Kabul aldıktan sonra eğer bursa ihtiyacınız varsa bunu ekstra olarak isteyebiliyorsunuz. Ama tabii böyle olduğu için bu üniversiteler need blind, yani çoğu daha doğrusu, Dartmouth bu sene oldu mesela. Çoğu need blind olduğu için tabii ki de çok fazla başvuru alıyorlar. Çok 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 fazla başvuru alıyorlar. Yani siz zaten dünyanın en top öğrenciler arasında değilseniz zaten bu okullara kabul alamazsınız. O yüzden yapılması çok çok önemli. Bence de biz şimdi danışmanlığı nasıl yapıyoruz Amerika için, onu anlatayım. Çünkü Amerika'da 4000 tane üniversite var. Tabii ki de bu 4000 üniversite bizim hedefimiz de değil. Yani biz gerçekten öğrencinin gittiğinde bir deneyim yaşayacağı, kendine olabildiğince çok artı katacağı, artı değerler katacağı ve sonunda da iyi bir şekilde mezun olup iyi bir geleceğe sahip olacağı alternatifleri tercih ediyoruz. Bunlar da illa sadece top üniversiteler öyledir demek değil ama bir şekilde yine de tabii bağlı kaldığımız bir şey var, grup var diyeyim veya hedeflediğimiz. Genelde stratejimiz öğrencimizin kriterlerini tabii öğrenerek, hedeflerini, yani hedef mesleklerini, çünkü her alanda daha güçlü olan o üniversiteler olabiliyor. Ve coğrafyada yine bizim bir kriterlerimizden biri. Üçüncü bir kriter veya dördüncü, kampüs üniversitesi mi istiyor yoksa daha urban dediğimiz, işte city university dediğimiz, çok da işte NYU gibi kampüsü olmayan ama şehir merkezine dağılmış bir okulumu tercih ediyor. Bunlar bizim için lisansta önemli kriterler. Yüksek lisansta o kadar değil. Çünkü akademik kariyere devam edecekse evet büyük bir kampüs daha iyi olur. Ama profesyonel hayata atılmak istiyorsa tabii ki de iş dünyasının güçlü olduğu, canlı olduğu bir yerde öğrencinin master yapması daha mantıklıdır. Bunlar bizim genelde kampüs kriteri, özellikle undergrad, yani lisans eğitiminde öne çıkıyor. Çünkü Amerika'da üniversite hayatı keyifli. Ona söylenecek bir şey yok. Gerçekten öğrencilerin işte biliyorsunuz bir sürü extracurricular aktivitesi, kulübü, sosyal işte şeyleri, çalışmalarıyla
çok canlı, dolu dolu yaşayabilecekleri bir zaman. Onda tabii coğrafyanın da, havanın da, iklimin de, mentalitenin de, çünkü Amerika'da mentalite de çok değişiyor bir bölgeden bölgeye, çok kültürün çok büyük etkileri var. O yüzden biz öğrencimize mesela bu soruyu sorarız. Yani East Coast mu, West Coast mu? Çünkü aralarında dediğimiz gibi kampüs olarak, iklim olarak ve Türkiye'den uzaklık ve saat farkı olarak farklar var. Genelde de öğrenciler ama illa şurası olsun demiyorlar. Biz bunu soruyoruz ama genelde öğrenciler de aileler de o konuyla ilgili, o bölümle ilgili öğrencinin girebileceği en iyi üniversiteleri hedeflemeyi tercih ediyorlar. Bazen de organik bağları oluyor. Amerikan vatandaşı olan öğrencimiz çok. Orada bir yatırım yapmış olabiliyorlar. Ailevi şeyleri oluyor. Bu da tabii tercihlerde coğrafi olarak, yani tercihlerde lokasyon olarak bizi yönlendiriyor. Şimdi burada bir eksik var, kusura bakmayın. Bunlar genel başvuru belgeleri. Biz geçen hafta çok detaylı bir AP webinarı yaptık. O yüzden AP'lere burada değinmemişiz. Ama AP'ler Amerika eğitim sisteminde aslında önemli bir yer işgal ediyorlar. Eğer AP'lerle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen Fulya'nınla irtibata geçin. Geçen haftaki webinarımızı sizinle paylaşalım. Çünkü çok derya deniz bir konu AP. Ama çok kısa anlatılması gerekirse, çünkü hem Amerika, İngiltere ve Kanada için kullanabiliyoruz AP'leri. AP, Amerikan lise sisteminde herkes standart işte o 12 senelik, hatta bize göre basit lise eğitiminden geçiyor. Ama hedefi belli olan, hedefi yüksek olan, potansiyeli ortalama Amerikalardan yüksek olan öğrenciler için Amerika AP sistemi diye bir şey geliştirdi. Advanced Placement, yani ileri seviye ders alıyorlar. Üniversitede okumak istedikleri konulara bir ön hazırlık olması için ileri seviye dersler alabiliyor öğrenciler. Amerika'da ve Kanada'da bu dersler aynı zamanda üniversite kredisi olarak sayılıyor ve çok çok top üniversitelerde bile öğrenciler saydırabiliyorlar bu dersleri birebir aynısını aldılarsa. O yüzden genel başvuru belgelerinin arasında bizim şahsen öğrencilerimizin hepsinin neredeyse ya AP, zaten ya IB öğrencisi oluyorlar ya da AP'leri oluyor. Ama yoksa da yine de Amerika'da üniversiteye başvurabiliyoruz. AP zorunlu değil, supplementary, yani destekleyici bir şey Amerika, Kanada ve İngiltere içinde. Lise diploması veya işte öğrenci belgeniz daha okuyorsanız, transferiniz muhakkak, yani IB'de high level İngilizce almıyorsanız muhakkak bir yabancı dil belgesi, IELTS olabilir, TOEFL da olabilir. Amerika her ikisini de kabul ediyor. SAT veya ACT, yani evet optional. Evet, neredeyse bu pandemi döneminde bütün üniversiteler optional yaptı. Ama yani iyi bir SAT sonucu ile herkes başvururken çok iyi üniversitelere, eğer siz SAT'siz başvuruyorsanız istediğiniz kadar extracurricular'larınız olsun, kabul edilmeniz imkansıza yakın. O yüzden SAT veya ACT, bizim tavsiyemiz SAT, çünkü senede daha fazla düzenleniyor. Evet, ACT'den belki daha yüksek not alabiliyor öğrenciler ama bunun da biliyor okullar. Bizim tavsiyemiz genelde SAT yönünde oluyor. Master için GRE, GMAT, MCAT gibi şeyler var. Standard test dediğimiz, standardize edilmiş testler bunlar. Ve genelde de College Board tarafından, Amerikan bir şirket tarafından organize ediliyor. Motivasyon mektupları, personal statementlar, essay'ler çok 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 önemli. Çok önemli. Yani bizim yarın değil, UC'lerin, University of California'ların deadline'ı 2 gün sonra 3 gün sonra, bir yani bizim geçen seneden bitti dosyalarımız ama yine de halen içimize sinmeyip ufak tefek revizyonlar yapıyoruz neredeyse bazen deadline'a kadar.
Genelde mesela hiç tavsiye etmeyiz deadline'da başvuru yapmayı diğer ülkeler için. Ama söz konusu Amerika olunca zaten deadline'larda çok erken olduğu için yani ED ve Early Decision, Early Action deadline'ları veya işte UC'lerin deadline'ları. O yüzden son dakikaya kadar genelde özellikle personal statement'larımız üzerinde revizeler yapıyoruz. Bizim örneğin çalışmaya başlar başlamaz, bu konuda çok güzel bir sunumumuz var. Aynı zamanda bir şeyimiz var, protokol gibi bir çalışmamız var. Bunun hepsini öğrenciyle paylaşıyoruz. Personal statement'la ilgili Amerika için ayrı bir danışmanla çalışıyor öğrenciler. Diğer ülkeler için, İngiltere için, örneğin Kanada için, Avrupa için ayrı bir danışmanla çalışıyorlar. Ve yazıyorlar. Sonrasında ben kontrol ediyorum bütün eseyleri. Hikaye olarak ve tabii ki de genel şey olarak ve en sonda son olarak gramerini ve yazım hataları içinde 3 tane edebiyat diplomalı bir danışmanımız var. O en son kontrol yapıyor. Yani bu çok uzun, bizim açımızdan çok uzun ve çok detaylı bir süreç. Çünkü Amerika öğrenciyi holistik olarak yani bütüncül olarak değerlendiriyor. Ve bizim bu motivasyon mektubumuz karakterimizi, hikayemizi, hedeflerimizi anlattığımız, güçlü yönlerimizi, belki zayıf yönlerimizi anlattığımız çok 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 önemli bir doküman. Çünkü üniversiteler, Amerikan üniversiteleri, bu birey benim üniversiteme, benim komünitime, pardon, sadece akademik değil, sosyal, kültürel olarak komünitime, tabii ki de ekonomik olarak aynı zamanda uluslararası öğrenciler olarak bayağı güzel paralar ödüyoruz Amerika üniversitelerine. Ne katabilir diye bakıyor. Ve bunun ışığında değerlendiriyor. O yüzden hem CV building çok 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 önemli Amerika başvurularında. Biz genelde 9, hadi bilemediniz 10'da Amerika için çalışmaya başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü dediğim gibi o bütüncül gelişimi öğrencimizle yapabilmek için 10. sınıfta başlamamız ve bütün akademik, yabancı dil ve kişisel gelişimini planlamamız, hatta profesyonel stajlar da ekliyorum, çok önemli. Muhakkak sanat ve tasarım bölümleri için kesinlikle portfolyo ister Amerika ve çok bunun için de detaylı bir çalışma yapılması gerekir. Bunun için de çok iyi partnerlerimiz var her şehirde, yani İstanbul ve İzmir'de ofislerimiz olan. Referanslar yine önemlidir Amerika'da. O yüzden kimden referans alacağınızı önceden kararlaştırıp, özellikle okullarımızda bunlarla ilgili zaten bazı prosedürler var. Yani kolej, Türkiye'deki kolejlerimizde formlar doldurmanız kendinizle ilgili, hatta profilinizi tekrar kendinizi tanıtmanız isteniyor hocanıza ki o ondan feyiz alsın ve sizin için bir özel bir referans yazsın diye. O yüzden referansınız çok önemli. Son madde CV, öyle çok hızlı, çok kısa yazıyor CV ama gerçekten en az iki sene en az bu CV üzerinde çalışıyoruz. Yarış çok başarılı, çok iddialı diyeyim. Öğrencilerimizi dünya çapındaki yarışmalara, olimpiyatlara sokuyoruz. Duke Üniversitesi'nin Research Center ile bir ortaklığımız var. Oxford Üniversitesi ile ve Cambridge Üniversitesi ile yine ortaklıklarımız var. Ve öğrencilerimiz hem bitirene kadar liseyi Duke'dan, Cambridge'den profesörlerle makale yazabiliyorlar örneğin, veya araştırma projelerine asistan olarak katılabiliyorlar falan. Yani bir öğrencilerimizi ne ayrıştıracaksa ve onlara gerçekten ne katkı sağlayacaksa biz bunları senelerdir kendi öğrencilerimize özel bir şekilde bazılarını, yani özellikle Oxford'la yaptığımız program, yaz kredi programı bizim öğrencilerimize özel olarak yapılıyor ve diğerlerinden ayrıştırabilecek, ama biz hiçbir şey yapmış olmak için yapmayız. Danışmanlığımızın şeylerinden, kilit noktalarından biri budur. Gerçekten o bireye bir katkı sağlayacaksa, onun hikayesine, onun kişisel gelişimine katkı sağlayacaksa o faaliyeti yapmasını, neyse o, yani ekstra bir AP dersi almak da olabilir, bir staj yapmak da olabilir. Bunların hepsini o gerçekten bizim hikayemizin önemli yapı taşları olarak kurguluyoruz. Ve bunu 10. sınıftan itibaren en geç yapmayı tercih ediyoruz. Hatta hedefler yüksekse 9'da bile başlanılmalı Amerika'da iyi üniversiteler için. Çok önemli bir strateji ve bizim de genelde
başarılı olduğumuz bir strateji EDEA stratejisi, yani Early Decision, Early Action. Early Decision, bunların ikisinin de deadline'ları neredeyse aynıdır. 1 Kasım, 15 Kasım gibi değişir. Birçok üniversitenin, iyi üniversitenin EDEA'sı vardır ama daha az üniversitenin EA'i vardır. Bunların arasındaki fark da EDEA binding'dir. Yani o başvurduğunuz okuldan kabul alırsanız gitmeniz gerekir. Gitmezsem ne olur? Klasik her zaman sorulan sorudur. Tamam, hemen Türk mantığı. Ne olur yani? Kara listeye alınırsınız ve sonrakinde işte master falan başvurularınız riske girer. Çünkü Kuzey Amerika'da en önemli değer diyeyim dürüstlüktür. Yalan söylemek veya baştan verdiğim bir sözü tutmamak çok büyük bir suçtur. O yüzden baştan siz okula başvururken bir tane doğal olarak iyi tercihi yapabilirsiniz. O okula evet ben sana kabul alırsam geleceğim diye kabul alıp gitmezseniz bu sizi sonraki eğitim ve kariyer adımlarınızda zora sokar. Early action'ı biz daha çok seviyoruz. Çünkü yine şansımız fazla oluyor. Early action'da hala yine avantajlı bir başvuru yapmış oluyoruz. Ama binding değil. Yani bağlayıcı değil. Yani buradan kabul alırsak gitmeme şeyimiz var. Şansımız var. O yüzden biz genelde yine bizim danışmanlığımızı da kolaylaştırıcı bir şekilde EA'ye biraz daha önem veriyoruz. Bir anda bazı fazla tüyolar verecektim. Kendimi durdurdum. Common App, yani herkes sanki bütün Amerika başvuruları Common App'ten yapılıyor zannediyor. Değil. Common App genellikle özel okulların başvurusunu yaptığımız portal. Devlet okullarının, yani işte University of Massachusetts, University of Illinois ve onun işte University of Washington ve bunların kampüsü, University of California, UC'ler, bunların kampüsü, bu devlet üniversiteleri ve farklı kampüslerine toplu başvuru hep ayrı portallardan yapılıyor. O yüzden üniversite seçimlerinizi yaparken bunlara da dikkat bence etmelisiniz. Çünkü bu portallar gerçekten annenizin, babanızın veya veliyseniz yani sizin üniversite, ilkokul hayatınıza kadar iniyor sorular. Bazı okulların da tamamen kendilerine ait portalları olabiliyor. SAT muhakkak College Board'un yani birçok dokümanın direkt gönderilmesini ister Amerika. Bizim soft kopilerini alıp portallara yüklememize izin vermez. O yüzden yani tabii işte extracurricular'ların sertifikaları falan dışında akademik dokümanların özellikle okullardan veya işte yetkili body neyse ondan gönderilmesini ister. Yani mesela işte Georgetown, MIT, Penn State, UC'lerin falan dediğimiz gibi kendi şeyleri var. Bunlar mesela bunlar zaten çoğu devlet üniversitesi, bunların kendi portalları var ve oradan ayrıca başvurular yapmanız gerekiyor. Financial aid için baştan belirtiyoruz. Onlarla ilgili sanıyorum bir şeyimiz olacak. Evet, onu ayrıca anlatacağım. Şimdi sınavlar. Bu sınavların hepsi değil, GMAT ve GRE lisans üstü için, master için ama IELTS, AP, SAT bunlar hepsi gerçekten iyi üniversitelere hedefliyorsak girmemiz gereken sınavlar ve başarmamız gereken sınavlar. Ama şöyle düşünelim, Amerika için biz her zaman böyle söylüyoruz velilerimize, öğrencilerimize. Amerika için bir dosya hazırladığımızda bunu neredeyse ufak revizyonlarla bütün dünya için kullanabiliyoruz. Öyle bir artımız da oluyor. Masraflar çok 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 değişiyor Amerika'da. Devlet üniversitelerinde çok mutlulukla görüyoruz ki direkt yaşam maliyetini hepsinde değil ama birçoğunda UMass'lerden örneğin öğrencilerimiz alıyor 2 senedir. Illinois'lerden alıyorlar. Yaşam maliyetini kapsayacak yaklaşık bir 15 bin dolarlık burs verdiklerini görüyoruz. Tabii bu konaklama, yani yaşam maliyeti de Amerika'da şehirden şehire çok değişiyor. Keza eğitim maliyetleri üniversiteden üniversiteye çok değişiyor. Burada mesela 45 bin demişiz ama daha pahalı üniversiteler bile var. Yani herkese göre bir üniversite veya eğitim alternatifi Amerika'da vardır diyemeyiz.
Zaten Amerika vize vermeden önce, hatta Amerika'daki üniversitelere başvurmadan önce bizim zaten maddi gücümüzü gösterir belgeler sunmamız gerekiyor. Daha doğrusu kabuller geldikten sonra I-20 diye ayrı bir belge var vizeye başvurmadan önce ve onu alabilmek için üniversiteye biz üniversitenin en azından bir senesinin yaşam ve okul maliyetini karşılayacak nakit paramızın olduğunu göstermemiz gerekiyor. O yüzden lütfen eğer şöyle bir algı varsa dinleyiciler arasında Amerika'da full burs varmış. Ben o yüzden Amerika'ya başvurayım. Bu algı hiç gerçekçi bir algı değil. Zaten iyi counseling yani danışmanlık ofisleri güçlü olan okullara baktığınızda işte Robert'tir, Koç'tur, Üsküdar Amerikan'dır. Hiçbir şekilde böyle bir şey zikretmezler. Oradaki danışmanlar hatta tam tersini söylerler. Böyle bir burs imkanının artık özellikle pandemiden sonra çok 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 az olduğunu, okulların gerçekten ekonomik durumlarının büyük üniversitenin çok kötü olduğunu ve yabancı öğrencilere burs verecek bir bütçeleri olmadığını onlar da hep zikrediyorlar, söylüyorlar öğrencilerine. Ben de sizin bunu tekrar naçizane altını çizmek istiyorum. Amerika'da zaten üniversiteye başvururken bu başta anlattığım need blind'lar dışındakilere başvururken söylüyoruz baştan. Evet ben burs isteyeceğim veya istemeyeceğim diye. Ve bu bizim şansımızı, kabul şansımızı çok azaltan bir şey. Yani biz geçen sene veya ondan önceki sene Amerika'da başvurdu bizim öğrencimiz. Gayet iç rahatlığıyla söylüyorum. Galiba 2 sene önce Amerika'dan hiç kabul alamayan tek öğrencimiz Koç'un birincisiydi. Çünkü baştan full burs istediğini belirtti ve hiçbir Amerikan üniversitesinden kabul almadı. Neyse ki bizim ısrarımızla Hollanda'ya başvurmuştu ve Hollanda'da tıp okuyor örneğin. EU vatandaşı olduğu için çok uygun bir maliyetle okuyor. Ne kadar yani parlak bir öğrenci olduğunu belirtmek için söylüyorum. Hollanda'da tıbba girebilmek dünyadaki herhalde en zor şeylerdi. 8 tane falan sınav aşaması olan bir şey. Ama veya yine geçen senelerde bir öğrencimiz %30 sadece burs istediğini söylediği için her yerden yine neredeyse her yerden red aldı Amerika'dan ama UCL hukuktan kabul aldı. Yani o kadar o da başarılı bir öğrenciydi. Full SAT'ler falan. Yani burs olayı bayağı oyun bozan bir şey. Buna dikkat etmenizi baştan rica ediyorum. Bu şey CSS diye bir, eğer Amerika'da, illa Amerika'da okuyayım ama en uygun maliyetle okuyayım diyorsanız iyi bir community college kadar iyi bir formül yok. Biz de buna çok hakimiz. Çok hakimiz. Yani hangi community college'lar iyidir, gerçekten iyi eğitim verir, iyi bir üniversite deneyimi yaşatır. Çok hakimiz. O yüzden o konuda çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Burslar açısından 3 ayrı burs var. Bir akademik başarı bursu, bir finansal destek bursu, bir de sporcu bursu. Her öğrencinin bunlara başvurma ve alma imkanları farklı oluyor. Çok detaylı bir konu. O yüzden izninizle es geçiyorum bunu. Çalışma izni, sadece kampüste çalışma izniniz var Amerika'da okurken. Haftada evet 20 saat. O yüzden büyük kampüsleri bazen tercih edebiliyor öğrenci. Yabancı bir öğrenci olarak işte kafeteryasıdır, kütüphanesidir, mentorluğudur, birçok çalışma şeyleri bulabiliyorlar, imkanları. Aynı zamanda öğrencilerin bitirdikten sonra da üniversiteyi OPT denen 1,5 sene full time kalma ve iş arama vizeleri oluyor. Bu da tabii çok keyifli bir şey. Yani 1,5 sene green card'ınız oluyor Amerika'da. Ama şöyle bir bunun keyifsiz noktası var. 1,5 sene sonunda size sponsor olacak işveren bulmanız çok zor. Çünkü o statüde yani OPT'sine sahip olan, üniversiteden yeni mezun olmuş o kadar çok yabancı öğrenci var ki çok az işveren gerçekten eğer çok kalifiye ve çok niş, çok uzman değilseniz size bu yatırımı yapmayı tercih ediyor. Bunu da unutmamak lazım. Çünkü Amerika'da kalifiye insan açığı yok. Bundan ve birazdan anlatacağımız diğer 2 ülkede ise var. Yani eğitimi bir yatırım olarak görüyorsak
Amerika buna, bu yatırımın sonucunu alacağınızı garanti etmiyor size. O yüzden de birçok herhalde etrafınızdan hikayeler duymuşsunuzdur. Eğer şu computer science falan okumaya giden böyle çok şey bir iddialı bir aday değilse, Amerika daha gitti okudu ama şimdi geldi işte veya sonra gitti şurada master yaptı başka bir ülkede. Amerika'da o OPT ya 1,5 sene kalma ve çalışma izniniz bittikten sonra kalıcı iş, yani size sponsor olacak employer bulmanız kolay değil. Kabul başvurularımızı yaptık, bütün hazırlıklarımızı yaptık, başvurularımızı yaptık, kabullerimiz geldi. Neler yapabiliriz? Kabullere geldikten sonra burslara başvurabiliriz. Çünkü baştan zaten bazen söylüyoruz, evet ben bursa başvuracağım diyoruz. Ondan sonra eğitim ve yaşam burslarına başvurabiliriz. Tabii ki de bizim yine en civcivli zamanımız işte Nisan-Mayıs gibi oluyor. Çünkü bu kabulleri ve bursları, imkanları hepsini masaya yatırıyoruz ve aralarından hangisini seçelim diye saatlerce, günlerce öğrencilerimizle, ailelerimizle konuşuyoruz. Bazıları çok çok detaylı davranıyorlar, haklılar. Şeyleri bile soranlar var işte üniversiteleri karşılaştırırken, mezunlarının işe girme ortalama maaşlarını bile. Yani tabii ki de böyle istatistikler de, yani aynı kalibredeki üniversiteler için bilemiyorum ne kadar sağlıklı, çünkü herkes bir birey, yani sonuçta ortalama bir rakamdan bahsediyoruz ama onun yükseği ve alçağı da olabiliyor. O yüzden kendinizi, geleceğinizi, kariyerinizi kendinize göre tasarlamanızı, tabii ki de bütün bunlardan, bu bilgilerden, bu istatistiklerden tabii ki de faydalanın. Ama siz kendi yolunuzu kendiniz tabii ki de uzmanlarla beraber, size değer veren insanlarla beraber kendinize ait bir kariyer yolu çizmenizi naçizane tavsiye ederim. Sonra karar verildikten sonra hangi okula kayıt olunacağını, işte ödeme işlemleri var, yurt, yani kalacak yer araştırma işi var. Büyük bir kampüs üniversitesi ise sorun değil. Genelde freshmanlara, yani ilk senelere verirler kalacak yer Amerika'da. Ama eğer şehirde bir üniversiteye gidiyorsanız belki başka bir alternatifi tercih edebilirsiniz. Bu konuda Amerika'da biraz esneksiniz. Sağlık sigortası yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Maddi durumumuzu dediğim gibi okula ispatlamamız gerekiyor. Bir belge geliyor şu I-20 diye ve onunla beraber, diğer belgelerle beraber Amerika'ya vizeye başvuruyoruz. Şimdi Amerika vizesi çok problematik biliyorsunuz. İşte çok ileri tarihe randevular veriliyor falan. Ama bu turist vizesi ve dil okulu vizeleri için böyle, akademik olan, yani üniversiteye, master'a gidecek öğrencilerin hepsinin şeyleri, randevularını öne çekebiliyoruz. Bizim pandemi yılı dahil eğitimine başlayamayan öğrencimiz olmadı. Tabii ki de Amerika'ya gidemediler çünkü vize, bütün konsolosluk, her şey shutdown'du. Ama online olarak Amerika'da öğrenciler eğitimlerini başladılar, Amerika bile olsa. Biz her zaman buradayız. Öğrencilerimiz üniversiteye başladıktan sonra da akademik desteğe, ders desteğine ihtiyaçları olabiliyor. Ve bizimle irtibata geçip bu konuda da destek alabiliyorlar. Bunlar bu seneki kabullerimiz, yani aslında 2022-2023 dememiz belki daha doğru olurdu. Yani çok mutluyuz. Columbia var, Ivy League, University of Michigan, mükemmel bir üniversite. Benim şahsen favori, yani kişisel olarak en sevdiğim üniversitelerden biri. Bir dönem okumuştum, İTÜ Makine'de okurken bir dönem UMich'de okumuştum ve yazında staj yapmıştım. Harika bir üniversitedir. UMass Amherst, dediğim gibi bursla Illinois Urbana-Champaign, yani çok 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 iyi üniversitelerdir bunlar. Virginia Tech'ten yine ED'de aldığımız bir kabulümüz var. NYU, Purdue, Tufts, UC'ler keza. Bunlar hepsi çok çok top üniversiteler. Delaware, Joe Biden Üniversitesi. Bunlar da geçen seneki kabullerimiz. Yine Ivy League'den Cornell, Columbia, tasarım, Amherst çok iyi bir şeydir, liberal arts college'dir, Northwestern, Purdue, UC Berkeley, BU, yine geçen seneki bunlar da kabuller. Geçen sene değil, pardon, ondan önceki seneki.
Bunlar kontak bilgilerimiz ama Fulya Hanım da verdi. Nasıl arzu ederseniz kendisiyle de iletişime geçebilirsiniz. Ben izninizle eğer Amerika ile ilgili soru yoksa hemen Kanada'ya geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla dediğim gibi bugün şeyimiz var, ülkemiz var. Ve karşılaştırmayı, hazır bilgiler yani sıcakken karşılaştırmayı da yapmak istiyorum. Ama tabii ki de şeyler varsa sorular alabilirim. Siz yönlendirebilirseniz Fulya Hanımcığım, çünkü ben bu arada şeyi Kanada... Burada bir tane soru var, sadece okuyayım mı size? Mart Hanım, okuyorum. Merhaba, bu kadar uzmanın elinin değdiği motivasyon letterları muhtemelen liseden yeni mezun bir gencin elinden çıkma ihtimali düşük bir mükemmellikte oluyordur. Okulların değerlendirmeleri nasıl oluyor? Danışmanla hazırlanan mektuplara tepkileri ne oluyor? Çok güzel bir soru. Çok teşekkürler. Yani aslında ben çok hızlı geçtim, kusura bakmayın, çok zaten hızlı konuşuyorum, o süreci sanki böyle tık diye oluyor gibi anlattım ama bizim bütün amacımız aslında hep aralarda bahsettim ama tekrar bir bütüncül bir şekilde anlatayım, bizim bütün amacımız öğrencimizi alıp, gencimizi, bireyimizi alıp onun maksimum potansiyeli ulaşmasını sağlamak ve akademik, yabancı dil ve kişisel gelişim olarak bunu yapmak. Bizim için örneğin dediğiniz gibi veya anlaşıldığı gibi motivasyon mektubunu bir danışmanla yazması en istemediğimiz şey. Ve kesinlikle yapmadığımız bir şey. Akademimiz olmasına rağmen, velilerimizden, öğrencilerimizden bu konuda talep gelmesine rağmen kesinlikle yapmadığımız bir şey. Çünkü biz anlıyoruz. Yani ben 19 senenin deneyimiyle öğrenci bir şey yazdırıp geldiğinde %100 anlıyorum. Ve ben anlıyorsam okulların dediğiniz gibi admissioncıları da anlıyorlar. Bizim bütün bu çalışmamızın amacı öğrencimizin, aylar sürüyor bu. Belki bir sene sürüyor, belki iki sene sürüyor. Bütün amacı öğrencinin bunu yazabilmesini sağlamak. Dediğim gibi bir protokolümüz var, bir metodolojimiz var motivasyon mektubu yazımları ile ilgili farklı ülkeler için. Belki çok daha kolay olurdu beraber oturup yan yana yazmak. Ama bizim dediğim gibi öğrencinin onu yazabilmesi için, o ürünü kendisinin genuine bir şekilde üretebilmesi için geliştirdiğimiz bir yöntemimiz var ve seneler sürüyor bu. Ben sadece size olayın ne kadar önemli olduğunu veya bizim için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar fazla kişinin farklı noktalardan involve olduğunu anlatmak için söyledim. Yoksa adımlarına girsem veya sürecin detaylarına ne kadar uzun olduğunu görürsünüz veya bizimle zaten çalışan öğrencilerimiz biliyorlar. Hiçbir şekilde biz hiçbir zaman işin kolayına kaçmayız ve genuine olmasına, yani o öğrenciye, o bireye özel olmasına her dokümanın çok 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 özen gösteririz. Çünkü onların da istedikleri bu. Kesinlikle basma kalıp şeyden çıkmış fabrikasyon veya çok ağdalı, çok işte ileri seviye zorlama kelimeler değil veya bir dil değil. Öğrenciye ait bir dil. Zaten bu çalışmanın çalışma, yani motivasyon mektubu çalışması akademik İngilizce ile beraber paralel ilerliyor. Bazen örneğin IELTS'in writing'ine çalışırken de bu personal statement'a giriliyor. Veya SAT'nin vocabulary'sine çalışırken de yine personal statement'a geri dönülüyor. Böyle bir sarmal içi halinde ilerleyen ama günün sonunda öğrenciye ait olan bir doküman oluyor. Yani benim oğlum veya neyse çocuğum Türkçe yazsın, siz İngilizce'ye çeviri verin de diyen veliyle tartışmışlığım var bu konuda. Yazdırıp getirip getirdiği için, uyardığımız, uyarıya dikkate almadığı için yazılı bir şekilde biz bu başvurunun akıbetinden sorumlu değiliz diye ihtarname demeyeyim ama bir şey gönderdiğimiz durumlar var. Bu konuda gerçekten çok 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 katıyız. Çünkü dediğiniz gibi okul danışma, admission, üniversitelerin admissioncıları bu konuda çok katı. Bizim tek her zaman en fazla yapmaya çalıştığımız şey
öğrencimizin yanında yürüyerek, onunla el ele bu yolu yürüyerek kendini keşfetmesini ve kendisini ifade etmesini sağlamak. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum burada. Şimdi son dakikada bir danışmanla çalışmaya başlamadıysanız zaten bu bir süreç. Ve aslında bu süreç belki danışmandan daha öncesinden başlıyor. Yani mesela yaptığımız, artık pandemiden sonra online'ları da ekliyorum bunun içine. Online sunumlar bununla ilgili. Yani biz o kadar çok şey yapıyoruz ki yurt dışından tamamen bu personal statement'ların yazımıyla ilgili eğitimler oluyor, programlar oluyor, bilgilendirmeler oluyor, bunların hepsi. Ben yalvarıyorum, gerçekten yalvarıyorum. Şaka değil yani, çocuklar girsinler diye. Çünkü çocuklar, ben sunumu gönderiyorum. Gerçekten 10 kişi zor kayıt oluyor. Ben çok üzülüyorum çocukların adına. Çünkü çok güzel bilgiler veriliyor. Ertesi gün bana şöyle bir telefon geliyor. Furya, personal statement yazarken yardımcı olabilecek bir şey var mı? Parası neyse veririz. Ya diyorum ki para vermenize gerek yoktu. Dün akşam bir sunum vardı. Onu dinleseydi yazabilecekti zaten. En azından bir yerden başlayabilecekti. Veya gittikleri yazın olan üniversite öncesi programlar. Bu programların birçoğunda zaten çocuklara bunlarla ilgili bilgiler veriliyor. Yani böyle bu yavaş yavaş olup oturan ve çocuğun zaten kendini bizden çok daha güzel ifade edebildiği, yani gerçekten şimdiki gençlerin öyle olduğunu düşünüyorum. Bize sadece ufak tefek dokunuşlar, ki dokunuşları biz yapmıyoruz. Yani diyoruz ki hani bunu öne çek, bunu arkaya al, şöyle bir şey eklemeyi unutmuşsun gibi detaylar. Yoksa zaten bir şeyi nasıl istediğini ve nasıl hedeflediğini anlatabilecek olan kişi çocuğun kendisi. Ama bu nasıl oluyor? Bunun tık tık olduğu çocuk zaten önceden doğru yatırımları kendine yapmış olan öğrenciler her zaman. Yani bu son dakika, hiçbir şey son dakika, bir danışman tık dokundu oldu. Geldi onu, kim, hiçbir danışmanın yazmaması lazım zaten. Yani zaten böyle bir mantık olamaz. Yani ben iki çocuğumunkine de bir tek kelime düzeltmedim. Eğer birisiyle birlikte çalışıyorsa asla dedim. Tek bir kişinin fikri olmalı. Ben anne olarak tamam bunu düzeltebilirim ama danışman yüzlerce, belki binlerce okuyor bundan her sene. Ve onun orada yapacağı veya okuldaki anlatan kişinin, yani online yaptığımız dil eğitimlerindeki hocaları bile onlara bu konuda yardımcı olup destek atabiliyor ama yazmak anlamında değil. Yani gerçekten önceden yaptığımız her şeyin nihai yaptığımız dosyada faydası var. Bunu unutmamak lazım. Yani ben danışmanlık yapıyorum. Gel tamam yaz çocuğum sen, biz bunu çeviririz. Öyle bir şey hiçbir zaman, yani yapılmamalı, yapandan uzak durulmalı, öyle ifade edeyim. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Çok güzel bir soruydu. Çok teşekkürler. Müjde Hanım'ın da çok güzel bir sorusu var. Ama Müjde Hanım, izin verirseniz ben bunu İngiltere ile beraber yanıtlayayım. Çünkü İngiltere'de fark yaratıyor bu durum. Yaratabiliyor. Yani her ülke için ayrı ayrı isterseniz yanıtlayayım. Veya sadece ben Amerika ile ilgileniyorum, bunu dinleyip çıkacağım diyorsanız yanıtlayayım. Ama dilerseniz AIB, AP başvurulardaki avantajları, dezavantajlarını hep bütün ülkeleri değerlendirerek isterseniz özetleyebilirim sonunda. Şimdi Kanada'ya geçiyorum. Yaklaşık bir saat oldu. Sorular da olacağını şey yaparak biraz hızlanacağım, kusura bakmayın. Kanada, genel bir fikir vermek istiyorum size. Kanada çok büyük bir ülke. Bu arada yani benim favori ülkelerimden biri, onu baştan söyleyeyim. Çünkü eğer eğitimi bir yatırım olarak görüyorsak, bu yatırımın karşılığını %100 alabileceğiniz garanti olan bir ülke. Bunun da sebebi, ana sebebi, Kanada'nın çok büyük bir ülke olup, çok büyük bir coğrafya olup, çok az nüfusa sahip olması. Yani kalifiye insan açığının çok fazla olması. Şimdi birçok eyalet var Kanada'da da. Bunlar da işte Ontario en popüler olanı, işte Toronto'nun olduğu. Diğerlerini geçiyorum hızlıca. Tabii ki bunlar da güzel yerler ama eğer buralarla ilgileniyorsanız spesifik olarak danışmanlık almanızı tavsiye ederim. En azından ya, veya biraz araştırma, fazla araştırma yapmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü biraz rough olabilir, zor yerler olabilir iklim açısından, sosyal hayat açısından özellikle. Quebec çok popüler bir eyalet. Biz çünkü Frankofon öğrencilerimiz
öğrencilerimiz çok fazla. Fransa konusunda Türkiye'deki en uzman kurum oldu. Frankofon ülkeler konusunda en uzman kurum olduğumuz için öğrencilerimiz de Quebec eyaletiyle veya birazdan anlatacağım işte çok özel specific French immersion dediğimiz çift dilli programlarla çok ilgileniyorlar veya biz ilgilenmelerini sağlıyoruz diyelim Kanada'yı çok sevdiğimiz için. Quebec herhalde en Avrupa'yı, en bohem eyaleti şeyin Kanada'nın ve çoğunluğu Fransızca konuşuyor eyaletin. Bu arada çok antik bir Fransızca konuşuyorlar. Ben sadece bana özel değil, yani neredeyse hiç kimse, Frankofon olan neredeyse hiç kimse bir şey anlamıyor onların konuşmasından. Tabii ki de zamanla alışıyorsunuz ama onlar anlıyorlar Fransızcayı. Yani bizim konuştuğumuz Fransızcayı. O yüzden bizim açımızdan bir sorun yok. Quebec, bütün Kanada. Şimdi birazdan anlatacağım. Neden Kanada? Neden bu kadar çok seviyoruz? Bir kere danışman olarak... aşağı yukarı dinamiklerini biliyoruz Kanada'nın. Üniversitelerin zaten çok 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 fazla alternatif yok. Veya öğrencilerimizin hedeflediği üniversiteler, ana üniversiteler belli oluyor. Bunlar için ne yapmamız gerektiği aşağı yukarı belli. Akademik başarıya çok önem veriyor Kanada her şeyden önce. Çünkü sosyal devlet, yani herkesin aynı imkanlara sahip olamayacağını biliyor. Bu extracurricular işte veya deneyimler, CV buildingler açısından. O yüzden diyor ki ben esas olarak, birincil olarak, akademik olarak bakarım diyor. Ondan sonra diğer artılarına da kendisini nasıl geliştirdiğini, hikayesine falan ondan sonra bakarım diyor. O yüzden siz çok akademik bir öğrenciyseniz, Kanada'da çok iyi sonuçlar alacağınız garanti diyebiliriz. Güvenlik açısından, danışman olarak çok sevmemizin sebebi güvenlik açısından hiçbir sorun yok. Dünyanın en güvenli yeri herhalde, gündem falan, yani bizden çok farklı bir şeyde, gerçeklikte yaşıyorlar. Aile olarak hani bence önemli bir kriter. İnsanlar çok iyi. İnsanlarda bir Quebec'te evet veya bazı her rural yerde ufak, yani daha az gelişmiş yerlerde olabilecek şeyler, milliyetçilikler falan tabii ki de olabilir. Ama onun dışında Kanadalılar zaten tamamen göçmenlerin oluşturduğu bir ülke olduğu için son derece birbirine karşı, insanlığa karşı hoşgörülü ve entelektüel seviyesi gelişmiş kişiler. O yüzden yaşamak da çok keyifli. Dezavantajı bu kadar avantajlıysa niye bu insanların kalifiye insan açığı bu kadar fazla derseniz, iklim çok soğuk. Ve Kanada bir regülasyon ülkesi. Yani her şey kurallara çok bağlı bir şekilde ilerliyor. İşte serbest piyasa, işte Amerikan rüyası falan, bunun gibi kavramlara açık olan insanlar, daha yatkın olan insanlar için belki de çok doğru bir yer değil Kanada. Çünkü Kanada bir sosyal devlet olarak bütün vatandaşlarına aynı mütevazı imkanları sunmayı tercih ediyor ve bu mantalitede olan dürüst, çalışkan insanların da gayet mutlu mutlu, huzurlu yaşadıkları bir ülke Kanada. Avantajı eğitim ücretleri. Aynı kalibredeki üniversitelere baktığınızda, örneğin işte University of Toronto ile işte Ivy League üniversitelere baktığınızda, evet benzer fiyatlar ama biri Kanada doları. Şu anda Kanada doları 13,5 lira. Amerikan doları 19 liraya yükselmek üzere. O yüzden ve yine de çok, eğer siz University of Toronto'dan, işte UBC'den kabul direkt alabilecek kapasitede bir öğrenciyseniz, bizim öğrencilerimiz çoğunlukla burslar da alıyorlar. O yüzden Amerika'daki en top hedefine giren öğrenci bile Kanada'daki burslu kabulü tercih edebiliyor. O noktada benim de biraz etkimde oluyor. Çünkü dediğim gibi bir yatırım olarak eğer bunu görüyorsak, Kanada'da bu yatırımın sonucunu alacağı garanti. Yani birazdan anlatacağım. Hem okurken çalışma izni, mezun olduğunda 3 sene kalma ve çalışma izni ve bu 3 seneyi de tamamladıktan sonra da pasaport, vatandaşlık almak garanti Kanada'da. Keza Frankofon öğrenciler için iki de çok şeyleri var, avantajları var. Birazdan da onun detaylarına da gireceğim. Kanada eğitim sistemi eyaletler arasında çok büyük farklılık göstermiyor. Bir tek Quebec'te lise eğitimi 11 sene.
bir sene ekstra bir eğitim almaları gerekiyor üniversiteye başlamadan önce. Bunu bazen üniversitenin bünyesinde yapıyorlar, bazen lisede yapıyorlar, bazen tamamen community college'larda, yani yüksek okullarda yapıyorlar Quebec'te. Ama Quebec'e eğer lise öğrencisi olarak gidecekseniz, değişim öğrencisi veya liseyi orada bitirmek açısından, buna çok dikkat edin. Çünkü 11 senelik lise eğitimi dünyada artık hiçbir yerde tanınmıyor, Türkiye dahil. Quebec'te lise eğitimi muhakkak 12 sene lise sunan okulları tercih edin. Bunu da bir şey yapayım, altını çizeyim. Bizim Kanada'da çok sevdiğimiz bir eğitim sistemi college'lar. Bunlara community college demiyorum, college diyorum, yüksek okul. Ama bunların bazılarının master seviyesinde bile eğitim verdiklerini görüyoruz. Ve Kanada sosyal devlet olduğu için ve eğitime çok büyük bir fon ayırdığı için college'ların, yani yüksek okulların eğitim seviyesi gerçekten üniversitelere, özellikle teknik konularda, işte engineering olsun, IT olsun, hele uygulamaya dayalı sanat, tasarım gibi alanlarda üniversitelere denk bir eğitim veriyorlar. Ve çok her şey standartize olduğu için Kanada'da her college, yani mesela girin ontariocolleges.ca'ye girin web sitesine, devletin resmi yüksek okullara anlatan web sitesi, tablolar vardır. Hangi college'ın hangi bölümünden hangi ortalamayla mezun olursam hangi üniversitenin hangi bölümüne otomatikman gitme hakkın var diye. Bunların hepsi devletin resmi web sitesinde yayınlanır ve siz o ortalamaları tutturduğunuzda basit bir başvuru işlemiyle, örneğin Humber College işte Computer Science'dan mezun, Associate Degree'den mezun olup direkt olarak University of Toronto'nun Computer Science and Engineering'ine örneğin ikinci sınıftan veya bazen üçüncü sınıftan yatay geçişinizi yapabilirsiniz. Tek şeyi college'ın, evet, ücreti çok daha düşüktür. Neredeyse yarısıdır, bazen daha bile düşüktür üniversitelerin. Buradan böyle büyük bir artınız olur. Ama genelde 3 seneliktir degree'ler, associate degree'ler ve associate diplomalar. Bir üniversiteye de 3. sınıfından yatay geçiş yaptığınızda orada da 3-4, yani toplam 4 sene yerine 5 sene okursunuz. College artı üniversite alternatifinde. Ama şöyle bir avantajınız var. 3 sene college'da okuyup advanced diploma, associate degree neyse aldıktan sonra Kanada'da kalma ve çalışma iznine başvurabilirsiniz. Permanent residency'nizi alırsınız ve üniversitede local fee ödersiniz. O yüzden bunlar gerçekten çok 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 avantajlı. Hem size zaman olmasa da maddi olarak çok avantajlı bir noktaya getiriyor. Bunların hepsinin böyle tasarlanmasının sebebi Kanada'nın kalifiye insan açığı olması ve bunu en pratik, en avantajlı, en çekici şekilde şey yapabilmek için, doldurabilmek için insanları bütün dünyadan gençlere böyle imkanlar sunması. Bunları anlattık. Üniversiteler Amerika'daki muadillerine göre %16 ile işte 40 arası daha ucuzdur. Yine Amerika'daki yaşam maliyetlerine göre büyük şehirlere baktığımızda yine %16-20. Tabii ki de bunlar, yani mesela Toronto şehir merkezindeki yaşamla Vancouver'daki yaşamla örneğin British Columbia'nın veya Ontario'nun daha çevresindeki rural yer, rural olmasa bile daha farklı alternatifler yaratabiliyorsunuz kendinize. Çok daha yaşam maliyetlerinizi düşürebiliyorsunuz. Ama üniversitelerin kabul oranları keza Amerika'daki muadillerine göre 3 kat daha fazla. Ve bizim ya danışman olarak bizim için daha predictable, yani öngörebiliyoruz. Bu dosya Kanada'da, şu University of Toronto'dan, McGill'den, UBC'den kabul görür mü, görmez mi, görür veya burs alabilir mi, bunları bile öngörebiliyoruz. Ve aynı zamanda tabii okullarla da konuşabiliyoruz. Mezun olduktan sonra 3 sene, bütün dünyada 1,5 ile 2 sene arasındadır bu mezun olduktan sonra çalışma izni. Kanada'da bu izin 3 senedir ve dediğim gibi 3 sene çalıştıktan sonra da öğrenciler vatandaşlık, pasaport alabilirler.
kalıcıları çok genel olarak anlattım. Bu biraz daha detaylı bir şekilde özetleyen bir slide. Ama kısacası kalıcı, yani birkaç tanesine girip bakabilirsiniz. İşte Humber College örneğin, Sheridan, Seneca gibi kalıcılar, yani master seviyesinde bile, yani lisans üstü sertifika diploma seviyelerinde bile eğitim verirler. Lisans dereceleri de vardır, bachelor degree'leri de vardır bazı konularda. Ama öğrenciler eğer isterlerse burada ön lisanslarını tamamlayıp sonrasında üniversitelere çok da local fee, yani Anadolu öğrencilerin ödediği fiyatı vererek transferlerini yapabilirler. Diğer bir birkaç tane üniversiteden bahsedelim. McGill bizim Frankofon öğrencilerimizin çok tercih ettiği bir üniversite ve lisans ücretleri Toronto'ya veya UBC'ye baktığımızda da çok daha ucuz. Örneğin 45 bin en pahalısı. Toronto'da bunlar 60 bine kadar çıkabiliyor. Yine Quebec'in o daha da sosyal bir eyalet olmasından kaynaklanıyor. Toronto ve McGill her zaman böyle biraz başa baş gidiyorlar birinci üniversite olma konusunda. Hatta Toronto galiba geçen sene dünyanın en iyi üçüncü üniversitesi oldu falan. Yani çok da öyle bir rekabet içinde olduklarını zannetmiyorum. Kanadalıların o rahatlığı bence o akademik dünyada da var. Hepsi çok iyi kurumlar, çok akademik kurumlar. Biz genelde eğer öğrencimiz Frankofonsa McGill'i muhakkak öneriyoruz. Değilse de tabii ki de öneriyoruz ama McGill çift dilli bir üniversite. Yani lisans programlarının çoğu İngilizce ama kampüs olarak, şehir olarak özellikle Montreal çok Frankofon. Eğer Frankofonsa öğrenci hem burs alternatifleri şansı daha fazla oluyor hem de sosyal hayatta ve sonrasında iş hayatında da tabii daha rahat ediyor. Ama bunun yanında UBC ve Toronto özellikle çok Anglofon üniversiteler, hele UBC yani British Columbia herhalde, yani Seattle'ın falan zaten hemen Washington State'in karşısında çok Amerikan vari iki şehirde, yani hem Toronto hem Vancouver çok Amerikan vari şehirler, üniversiteler de öyle. Mükemmel kampüsler ve UBC'nin tam şehir merkezinde değil ama çok yakın, ama çok büyük bir kampüsü var. Keza Toronto'nun tam şehir merkezinde yine büyük, yani şehirle iç içe geçmiş ama kampüs olarak daha çok lokallerin üniversitenin kampüsünü kullandığı bir yapısı var. Yani mükemmel bir üniversite diyecek bir şey yok. Ben şahsen oğlumun göbek bağını Toronto'ya ektim. Bilmiyorum ben de orada okumayı tercih eder mi etmez mi ama yani best of both worlds dedikleri, hem şehir hayatı hem akademik hayatı çok güzel birleştiren ve her konuda fakültesi olan, sanattan tıbba kadar ve öğrencilere de, gençlere de o vizyonu veren bir üniversite. French Immersion bizim özellikle Frankofon öğrenciler için çok faydalı bulduğumuz bir sistem. Eğer University of Ottawa'da veriliyor bu. Mesela geçen sene Sam Benoit'un birincisi kızımız McGill'den burslu, ÖPFL yani Lozan, Sorbonne, bütün bu kabulleri olmasına rağmen bunu tercih etti. Çünkü French Immersion'da okuyan öğrenciler %70 Fransızca, %30 İngilizce okuyorlar ama Kanadalı öğrenci fee'si veriyorlar. Bunun için başvururken tabii hem Fransızca hem İngilizce yetkinliğimizi de sunmamız gerekiyor. Muhakkak en az bir B2 belgesi sunmamız gerekiyor, onu da belirtelim. Co-op yine bence Kanada'ya özel, bu arada Amerika'da da bu yavaş yavaş başladı. Özellikle Amerika'da da, pardon bir şeyin altını çizeyim, STEM dediğimiz konularda, yani Science, Technology, Engineering alanlarında iş izni Amerika'da da 3 seneye kadar çıkabiliyor mezuniyet sonrası çalışma izni. Çünkü o konularda kalifiye insan açığı var. Kanada ise öğrencileri iş hayatına atılmaları için mezun olmalarını bekleyecek kadar sabırlı değil.
Çünkü gerçekten çok kalifiye insan açığı var ve University of Toronto'da bile, yani o kadar akademik bir üniversitede bile co-op programı var. Co-op nedir? Okurken gencin, öğrencinin kariyerine başlamasıdır. Özellikle ikinci yılın ikinci dönemi gibi, örneğin bir dönem full time maaşlı çalışırlar. Sonra bu yani programdan programa değişir ama öğrencilerin maaşlı çalıştıkları zamanı da eğitim süresine, daha doğrusu kredilendirip eğitim süresine entegre ederler diyeyim. Ekstra mesela Almanya'da da vardır bu maaşlı staj şeyi ama ekstra bir süredir. Mezun olduktan sonra 6 ay daha çalışırsın örneğin. Kanada'da böyle değil. Öğrencilerin teknik bilgisi özellikle yettiği konularda, genelde teknik bölümlerde kariyerlerine daha okurken maaşlı, full time maaşlı olarak çalışmalarına izin veren bir sistem. Şu bunun güzelliği, yani kaçıncı artık güzelliği olduğunu unuttum. Bu co-op süresi, bu çalışma süresi vatandaşlık için çalışmaları gereken 3 seneye de sayılıyor. Örneğin bir senesini co-op'la veya 1,5 senesini üniversitede çalışarak geçirdi diyelim. Öğrenci mezun olduktan sonra yani 4 senelik üniversite hayatının 2,5 senesini eğitimle geçiriyor. 1,5 senesini maaşlı çalışarak geçiyor. 1,5 sene daha çalışıp vatandaşlığını alıyor. Bunu dünyada sunan başka bir ülke yok. Avustralya'nın da tabii ki de kalifiye insan açığı var. Orası da, orada da bu tip alternatifler olabilir. Co-op'un bence yeterince anlattık. Bizim bu arada web sitemizde de Co-op'la ilgili çok detaylı bir dosya var. Başvurulara gelelim. Kanada için standart başvuru belgeleri akademik olarak değerlendirdiği için ortalaması 70'in altında olan öğrenciler üniversiteye gidemezler Kanada'da. Muhakkak kalıcılardan başlamaları gerekir. Eğer minimum 70 ise üniversitelere bakabiliriz. Tabii ki de bu yani herhangi bir üniversiteden bahsediyorum. İşte Toronto'ysa, McGill'sa, UBC ise bunlar 95-90 gibi ortalamalar gerektiren okullar. Amerika için kullandığımız her şeyi Kanada için de kullanabiliyoruz. Hatta AP'leri saydırıyoruz Kanada'da muhakkak ilk dönemde. Genelde ilk dönemden derslere tekabül ediyorlar. Ama onun dışındaki her şeyi neredeyse Amerika ile aynı böyle detaylı bir dosyayla başvuruyoruz Kanada'ya da. Farklı portallar var Kanada'da da. Örneğin OAK var, Ontario eyaletindeki üniversitelere toplu bir şekilde başvurmamızı sağlayan. Bu arada Kanada başvuru ücretleri okulların yüksektir, onu da belirteyim. O yüzden ben başvurmak için kesinlikle başvuru yapmanızı tavsiye etmem. En az bir üniversiteye başvuru, örneğin McGill sanırım $250 yakın bir maliyeti vardır. İyi değerlendirip gerçekten kabul alabileceğiniz üniversiteleri hedeflemek doğru olur. Aynı benzer sınavlar, masraflar çok değişiyor. Çünkü college'lar örneğin işte 15.000'den 12.000'den, hatta college'ların da çok güzel burs imkanları vardır. Çok nettir onlar. İşte IB puanı şundan yukarıysa %50. İşte GPA'yı şöyleyse bu kadar deyip çok net belirtirler. O yüzden işte 15.000 hatta belki daha bile ucuz college alternatiflerinden University of Toronto örneğin 60-65 bin dolarlara çıkan ücretler var. Konaklama, şehir merkezi, büyük şehir, daha küçük residential area çok değişiyor. Keza masraflar da öyle. Ama çalışma izniniz var her yerde 20 saat ve öğrencilerimiz çalışıyorlar. Çünkü her şeyde olduğu gibi part-time işlerde de kalifiye insan açığı var. Kabuller geldikten sonra yapılacaklar belli. Bu arada burslara evet bazen otomatikman gelir burslar. Bizim çok başarılı öğrencilerimize genelde öyle oluyor. Ekstra bir burs başvurusu yapmamız gerekmiyor. Ama bazen financial aid'e ekstra olarak yani finansal desteğe başvurabiliyor öğrenciler. Bunların hepsi masaya konup değerlendirilip kayıt işlemleri, kalacak yer, vize, oraya gittikten sonra yapması gerekenler gibi bütün konularda, oraya gittikten sonra resmi kurumlarda yapacağı işlemlere kadar
öğrencimizi biz desteklemeye devam ediyoruz. Hatta ilk sene dediğim gibi olabilecek işte sosyal hayatındaki, kalacak yerindeki akademik ihtiyaçlarını hepsini olabildiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani biz Kanada başvurularımız konusunda biz değil, öğrencilerimiz seçici diyeyim. Çok böyle geniş bir yelpazede genelde başvuru yapmayı tercih etmiyorlar. Evet, yani çok belki de akademik olarak başarılı öğrencilerle çalıştığımız için genelde dört üniversiteyi tercih ediyorlar. İşte McGill, Toronto, UBC ve Ottawa. Genelde bazen evet bizim yönlendirmemizde işte Concordia, York gibi üniversiteleri de, Western yine çok çok iyidir. Waterloo keza engineering konusunda tercih edebiliyorlar. Gerçekten çok güzel, çok keyifli üniversiteler var Kanada'da ve kalıcılar da var. Bunların hepsini iyi değerlendirmenizi naçizane tavsiye ederim. Hiçbir fırsattan geri kalmamanız için. Ben izninizle çok hızlı bir şekilde İngiltere'ye başlayacağım. İngiltere ile de ilgili çünkü söyleyeceklerim var. İngiltere bizim pek de böyle dönüp baktığımız bir ülke değildi. Yani şöyle diyeyim, yatırım olarak yine baktığımızda, değerlendirdiğimizde avantajlı bir ülke değildi. Ama Brexit'ten sonra çok fazla kalifiye insan açığı olduğu için, çünkü bütün EU vatandaşları, öğrenciler veya çalışanlar o özel statülerini kaybettiler. Ve İngiliz üniversitelerinde aynı zamanda iş hayatında çok büyük bir açık oldu. Hem üniversitelerde kontenjan olarak, iş dünyasında kalifiye insan olarak ve bunu yabancı öğrencilerle ve en iyi tanıdıkları yabancı öğrenciler de Türkiye, gerçekten yani hem EU gibi, yani Avrupalıyız ama her zaman zaten uluslararası öğrenci statüsündeydik. Eğitim sistemimizi, okullarımızı çok iyi biliyorlar falan. O yüzden onların hedefindeyiz, üniversitelerin. Başvurularda ve kabullerde kolaylık oldu mu? Hayır. Biz gerçekten hak etmeyen öğrencilerin hak etmedikleri yerlere girdiklerini görmüyoruz İngiltere'de. Ama üniversitelerin attitude'ları, yani davranışları konusunda biraz o snoblukları geçti diyebiliriz. Yani çok güzel diyaloglar her zaman iyiydi ama artık biraz daha nazımız geçiyor. İşte WhatsApp'tan burs pazarlıklarına kadar yapabiliyoruz şeylerle, üniversitelerle. Yani İngiltere'de üniversite okumak gerçekten bir keyif. Ona diyecek hiçbir şey yok. Yani İngiltere atmosferi, köklü kurumları, eğitim kültürü açısından özel bir yer. Tabii ki de farklılıkları vardır. İşte belki mutfağı sizi zorlar, havası zorlar, bazı İngilizler sizi zorlar. Ama bunların hiçbiri gerçekten bu dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almamak için yeterli bir sebep veya tercih etmemek için yeterli bir sebep değil. İngiltere'nin keza diğer Anglo ülkelere göre avantajı, eğer iyi öğrencilerden veya işte IB'si, AP'si olan iyi öğrencilerden bahsediyorsak, 3 sene üniversiteler. Daha doğrusu birçok üniversite, neredeyse bütün üniversiteler daha doğrusu 3 sene. Ama IB ve AP kombinasyonuyla yani çok iyi üniversitelere bile direkt girme hakkı oluyor. O zaman gerçekten üniversite bir sene kısalmış oluyor. Bu hani belki hani AP'yi Kuzey Amerika'da saydırmak veya IB'nin high level derslerini Kuzey Amerika'da saydırmak da belki birazcık bunu kompanse ediyor olabilir ama tam değil. Yani İngiltere'de girdiğimizde, üniversite kabul edildiğimizde biliyoruz ki 3 sene okuyacağız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu Brexit'ten sonra İngiltere'de artık öğrencilerin okurken bile iş bulmaları ve daha düzgün iş bulmaları daha kolay oluyor. Yani o kadar büyük bir fark oldu ki, ben kendi oğlum da orada olduğu için bunu söylemek istiyorum. Kesinlikle o bize çok büyük bir avantaj sağladı aslında. Doğru söylüyorsunuz orada.
Çok. Yani bizim dediğim gibi hiç tavsiye ettiğimiz veya anlattığımız bir ve çok da şey yaptığımız, tavsiye ettiğimiz bir ülke değil de okurken çalışma izniniz yok, bitirdiğinizde çalışma izniniz yok. Ne anladım ben bu işten? Yani ama şimdi Brexit'le beraber okurken, bittikten sonra hatta listeler açıklıyorlar, belki takip ediyorsunuzdur. Dünyanın işte ilk 150 üniversitesinden mezunsanız direkt o çalışma hakkı olsun. Çok büyük bir kalifiye insan açıkları var. Çok. Yani uçaklar çalışmıyor çünkü bagajları bile alacak insandan yoksunlar. Sadece yani kalifiye değil, unqualified servis, hizmet sektöründe her noktada kalifiye insan açıkları var. O yüzden İngiltere'de kalmak ve kariyerine başlamak bir olasılık. Zaten çalışma izni de veriyor ve iş de olduğu için, Amerika'nın aksine kalifiye insan açığı da olduğu için İngiltere'de bu haktan daha uzun süreli, yani iş sadece arama süresini aşan bir şekilde kalmanız mümkün. Özellikle bu son Brexit'ten sonra. Gerçekten hani İngiliz üniversitelerinden, bilinen üniversitelerden alınan diplomalar da bütün dünyada çok prestij görüyor. Sonrasında işte master veya kariyerinize başka bir ülkede bile devam etmeyi düşünüyorsanız İngiliz üniversitenin diplomalarının büyük bir şeyi var, geçerliliği var. Burada söyleyebilir miyim müsaadenizle lütfen? Siz devam ederken mutlaka oraya gelecektir ama İngiltere'de şimdi birçok üniversitede bu work placement year olduğu için o da iş bulma açısından çok büyük avantaj sağlayan bir şey. Yani İngiltere zaten dünyada, ya İngiltere benim favori yerim bu anlamda eğitimle ilgili. Yani yaz okulunda da diğer şeylerde de. Çünkü neden? Dünyanın eğitime en fazla yatırım yapan ülkesi. Yani hem paralı eğitim veriyor hem devlet eğitime çok ciddi yatırım yapıyor. Çünkü buradan gerçekten çok zaten biliyorsunuz para kazanıyorlar. Ve bu work placement year, ikinci sınıftan sonra bir yıl, okullar sizi işe yerleştirdiği için ve bunu yapan okullar dünyaca bilinmiş firmalarda sizi işe yerleştirdiği için siz aslında karşılıklı olarak oradaki memnuniyete göre mezun olduktan sonra dönüp bir seneyi okuduğunuzda işiniz hazır oluyor. Ve bir yıl olan çalışma iznini geçen sene itibariyle iki yıla çıkarttıkları için o da çok büyük bir avantaj. Çünkü bir yıl gerçekten çok hızlı geçen bir süre. Yani iş bulmak için bile bazen yeterli olmayan bir süreyken iki yıl olduğunda çok daha fazla şansınız oluyor. Onun için yani artık zaten İngiltere'deki okullar, biz onların da sunumlarını paylaşıyoruz. Ben gerçekten paylaşıyorum. Katılmanızı tavsiye ederim üniversitelerin kendi yaptığı sunumlara. Çünkü onlar artık yani üniversitelerini ve eğitimlerini anlatmıyorlar. Onunla ilgili bir tereddütü yok İngiltere'nin. Ben zaten eğitim veriyorum diyor. Ben sana iş garanti ediyor muyum? Bunu sürekli bunu artık anlatıyorlar. Yani ben seni nerede işe sokuyorum? Onun için yani bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Çünkü 3 sene ile 4 sene arasında çok büyük bir fark var aslında. Yani pahalı gözükürken aslında oradan da bir seneden ciddi bir avantaj sağlıyorsunuz ve sonraki çalışma durumu bence çok önemli. Onun için bunların hepsini bir arada düşünerek karar vermek gerektiğini düşünüyorum ben İngiltere ile ilgili. Ve hani gidip de mutsuz olan bir öğrenci tanımıyorum. Artık zaten bana göre mesela İngiliz yemeği denen şey bir konu değil. Çünkü dünyanın her yerinde her yerin yemeği var artık. Yani hiçbir yerde böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani orada bulduğunuz şeyi başka bir yerde bulamıyorsunuz. Çünkü çok öğrenci var. Çok fazla öğrenciye yönelik şey var. O anlamda öğrenci hayatını çok kolaylaştıran bir ülke olduğunu söylemek durumundayım. Kusura bakmayın, taraf tutuyorum Marta Hanım. Size bırakıyorum tekrar. Yok, zaten bu slide'da da aynı şeyi yazdık biz de. Mesela 3 yıl üniversiteler ama placement year veya master'la beraber 4 senede mezun olma şeyi de, şansı da sunuyor. Bu mükemmel bir şey. Yani Amerika'da veya Kanada'da gidip 4 senede ancak lisans mezunu olabilecekken şeyde İngiltere'de 4 senede dual degree yapabiliyorsunuz. Bir sene iş tecrübesiyle mezun olabiliyorsunuz veya master'la mezun olabiliyorsunuz. Yani bunu baştan tasarlamak da bize danışman olarak çok gerçekten kolaylık sağlıyor. Bir de ana dili İngilizce olan ve Avrupa'ya, yani kıtasında neredeyse coğrafi olarak bize çok yakın bir ülkede olduğu için
ailelerin de tabii lisans eğitimi için tercih ettiği bir yer oluyor. Yok bizim de artık Brexit'ten sonra, ama tabii şöyle de bir gerçek var. Çok büyük bir ekonomik krize giriyor İngiltere. O yüzden tabii kalifiye insan açığı var, girdi ve yani çok da uzun süreceği düşünülüyor. Hani bu süper olumlu tabloyu biraz daha ben soğukkanlıkla gözlemleyeceğim. Önümüzdeki sene işe yerleşim oranları falan ne oldu bakalım öğrencilerimizin diye. Bizim ama danışma olarak çok sevdiğimiz bir şeyi, başvuru şeyi çok kolay. Yani işte Amerika veya Hollanda için bile örneğin hazırlamış olsak dosyamızı, hemen onu İngiltere'ye uyarlayabiliyoruz. İngiliz eğitim sistemine çok girmeyeceğim. Çünkü yani Türkiye'deki İngiltere'den onaylayan ilk eğitim danışmanlarından biri benim. Ve hiç sevmemiştim o yaptığım aylar süren çalışmayı. Çünkü İngiltere'de 4 ayrı eğitim sistemi var. İşte British, Wales, Scottish ve Irish olarak. Ve bunların hepsi lise eğitiminde bile farklılık gösteriyor. Ama kısacası GCSE normal seviye lisedir. Onu daha ileri seviyeye taşıyayım derseniz A-level yapmanız istenir. Ve A-level 13 senedir ve dünyadaki en geçerli lise eğitim diplomasıdır. A-level kesinlikle. Yani IB veya AP'lerden çok daha ileri seviyedir. Zaten işte Oxbridge dediğimiz üniversitelere de girmek istiyorsanız ya 5 AP yapmanız gerekir, ya çok çok top high level IB yapmanız lazım ya da A level yapmanız gerekir. Yine college eğitimi evet var ama bizim açıkçası pek tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Daha doğrusu İngiliz hükümetinin tavsiye ettiği bir şey değil college. Çünkü genelde özel kurumların bünyesinde veriliyor ve biraz hani vize amaçlı kullanılıyor. O yüzden çok college'dan üniversiteye geçişi çok şey yapmıyoruz. Ama foundation, hazırlık yılının çok yoğun uygulandığı bir ülkedir İngiltere. Veya bir öğrenci mesela çok parlak bir öğrenci. Örneğin işte Nottingham'dan, Royal Holloway'den falan kabuller aldı. Ama diyor ben illa King's'e gideceğim, LSE'ye gideceğim, UCL'e gideceğim. O zaman foundation okuması gerekiyor. Öğrencinin eğer kriterlerini sağlayamıyorsa, örneğin Türk Lisesi'nden mezun. Bu arada Türk liselerimizi de tanıyor, biliyorlar İngiliz üniversiteleri. Ve hepsi böyle çok şey yapmaz, siyah beyaz açıklamaz. Daha doğrusu çok siyah beyaz açıklar requirement'larını IB için, AP için. Ama Türk lise diploması tanırlığına geldiğinde bazı liselerin diplomalarını tanıyoruz derler veya bazen de listede açıklarlar. Şu liseleri tanıyoruz diye veya şu liselerin şu ortalama üstünü tanıyoruz diye de açıklarlar. O yüzden her öğrencinin kendi kriterlerine, durumuna göre İngiltere'deki üniversitelerin requirement'larına bakmasını tavsiye ediyoruz. Bunlar lise eğitimini anlattığımız slaytlar. GCSE dediğim gibi daha standart seviyedir. A-level daha ileri seviye eğitim almak isteyen öğrenciler A-level'a geçerler İngiltere'de veya aynı zamanda Türkiye'de şu anda yok A-level okulu ama İngiltere'ye gideyim veya İsviçre'ye gideyim A-level yapayım diyebilir öğrenci. Bizim iki tane A-level öğrencimiz var. Biri Kıbrıs'ta Maarif Koleji'nde, birisi de İsviçre'de eğitim alıyor. Tabii biraz şeyiz, rahatız onlarla çalışırken çünkü dünyadaki en ileri seviye diplomayı alacaklar. Yine İngiltere'de lisans, yüksek lisans, doktora şeklinde gidiyor. Şimdi baktığımızda QS, gerçi yenisi de açıklandı. Bu geçen seneki slide açıkçası ama çok büyük bir değişiklik yok yani. İşte Oxford, Cambridge, Imperial, UCL, Manchester, King's, LSE, Warwick, Bristol. Örneğin Warwick bile bazı Türk liselerini tanıyor. Yüksek, tabii çok yüksek ortalamalar için. Bakın yani 8. en iyi üniversite gözüküyor burada. Hadi diyelim ilk 10'da olsun. Yani Türk Lisesi'ni direkt tanıması Türk eğitim sistemini ve okullarını çok çok iyi tanıdıklarını gösteriyor. Şimdi çalışma imkanı olduğunu söyledik, part time artık her yerde çalışma imkanları var ve bitirdikten sonra da 2 yıl çalışma izni veriyor. Ya biz bu seneye kadar hep çok konuştuk, çok dedik ay çok kolay, UCAS çok kolay, İngiltere başvurusu çok kolay, bu sene çok
korkunç bir şey geldi başımıza. Ama altından geldik, üstünden çıktık, düzelttik. Çok iddialı bir öğrencimizin, IB öğrencimizin başvurusunu Allah'tan aileyle ve öğrenciyle beraber submit etmiştik. Sanki ben referans sunmak istemiyorum şeklinde submit etmiş UCAS. Ve böyle olunca LSE direkt red verdi öğrenciye. Dedi ki sen referans sunmak istememişsin başvurularında. Ben ama ancak böyle consider ediyorum deyip direkt red verdi. Tabii hepimiz şoktayız. Biz nasıl böyle bir şey demedik? Yani nasıl, niye diyelim? Tabii ki de öğrenci referansları var diye. Bütün diğer okullara, işte King's, Warwick gibi birçok okula başvurmuştu. Yani 4 tane daha. Hepsine haber verdik. Hepsi dediler ki okey, kabul ediyoruz. Tamam, referansınızı şey yapabilirsiniz, sunabilirsiniz. LSE kabul etmedi. Ama altından girdik, üstünden çıktık. Ona da kabul ettirdik ve dosyasını tekrar açtırdık. Çok zorlu bir süreçti. Ama yani bu kadar basit bir hata demeyeyim, teknik hata bile çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. O yüzden UCAS başvurunuzu yaparken çok çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Programları doğru seçmek çok önemli. Çok fazla üniversite var İngiltere'de ve o dediğimiz avantajları sunan programları, dual degree'ler olsun, placement year olsun, master'lı başvuru olsun, bunları sunan okullara da dikkat etmek lazım. 5 başvuru yapabiliyoruz UCAS üzerinden. Bazen bazı okullar bireysel başvuru da alıyorlar. Foundation'lar bu 5'in içinde değil. Foundation'ları ayrıca yapabiliyoruz. O yüzden üniversite seçimlerimiz çok önemli. Ama aynı standart dosyayla, aynı letter'la bütün okullara başvuruyoruz. Tabii hani bizim danışman olarak o yüzden sevdiğimiz şey bir süreç. Ondan sonra da oturup bekliyoruz. yine bunların hepsini, bütün sınavları sunuyoruz İngiltere'ye. Hepsinin geçerliliği var. Artı Türk lise diplomamızı, örneğin Robert Kolej, hep webinarda söylüyorum, bir AP okulu. Bu sene Imperial'a bir öğrencimiz girdi Robert'ten ve tabii ki de 5 AP ile girdi. O yüzden AP, Türk lise diploması artı AP de her kapıyı doğru kombinasyonla açıyor. Onu da unutmamak lazım. Fiyatlar çok değişebiliyor. Yani Oxbridge dediğimiz hani ranking'e göre bu fiyatlar değişiyor. Belki bütün dünyada aslında öyle biraz. Oxbridge dediğimiz okullar işte 45 binden falan başlıyor. Veya 45 bin, 35 bin, 40 bin gibi ücretler olabiliyor. 9 bine kadar college'larda özellikle düşebiliyor. Burslar alabiliyoruz. Artık yani bu Brexit'ten sonra 5 bin, 10 bin. Her sene bazı kılavuzlar yayınlıyoruz. Bir önceki sene aldığımız burslara göre. Ve öğrencilerimiz bazen üniversite seçimlerini yaparken bunlara da dikkat ediyorlar. Konaklama değişebiliyor. Yine kampüste konaklama gayet olası İngiltere'de. Gerçi bu Ukrayna krizi bütün kampüs, Avrupa'daki kampüs konaklamalarını çok olumsuz etkiledi. Çünkü Ukraynalı refüjileri yerleştirdiler. Ama yine de büyük üniversitelerin, yani biz bunlara çok hakimiz. Hangi üniversitenin yurdu var, nasıl, iyi mi, kötü mü? Çünkü Hülya Hanım'ın da başta anlattığı gibi gidiyoruz. Yani yurtlarına kadar, yatakların rahatlığına kadar, temizliğine kadar bakıyoruz. Bu konular bence seçim kriterleri açısından önemli. Aynı benzer bir slide. Bir tek farkı İngiltere'deki burs başvuruları kabuller geldikten sonra yapılıyor kesinlikle. Baştan herhangi bir burs başvurusu yapmıyoruz. Sormuyorlar da. Bizde zaten öyle full burslar falan yok İngiltere'de. Ama sonrasında işte 5 bin, 10 bin falan gibi bursları. Örneğin geçen sene 3 öğrencimiz, İskoçya'da üniversite eğitimi 4 sene bu arada ne olursa olsun. Keza İrlanda'da öyle. Mesela bir öğrencimiz, 3 öğrencimiz pardon, Glasgow'u tercih ettik ki 3 senelik İngiliz üniversitelerinden de kabulleri vardı. Çünkü çok güzel 10 bin, 15 bin pound civarında burslar aldık ve 4 sene İskoçya'da, Glasgow'da okumayı örneğin tercih ettiler. Bunlar evet, geçen seneki kabuller, işte en öne çıkanlar Imperial, King's, belki evet Queen Mary'ler olabilir, Bristol, Birmingham, Leeds,
Yorklar. Bu bir sene önceki kabuller UCL, hani en geçen sene de evet aslında Imperial'a kabul olan olmuş, UCL'den de kabul almıştı. Kings ne devam ediyor. Öyle. Saat 9 oldu. Evet. Hemen şey yapmadan Müjde Hanım'ın sorusunu yanıtlayayım. Bu arada izninizle kaydı durduruyorum.